Teşkilatımızın ana kademe yönetim kurulu üyeleri, İttifakın Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal ilk basın toplantısını düzenledi. Çok kıymetli siz değerli basın mensupları. Parti binasında ilçe başkanı Zübeyir Dursun ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. İlk olarak konuşma yapan AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun şunları söyledi. Teşkilatımızın ana kademe yönetim kurulu üyelerim, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, çok kıymetli siz değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet değerli dava arkadaşlarım, bir süredir vekaleten yürüttüğümüz ilçe başkanlığımızı 18 Aralık'ta asaleten atanarak yeni yönetim kurulumuzu geçen hafta içinde kurduk. İnşallah yeni yönetim kurulumuzla birlikte güzel Ereğli'mize en iyi hizmetleri yapma noktasında büyük çaba sarf edeceğiz. Tabii bizden önceki dönemlerde ilçe başkanlığı yapmış bütün abilerimize, arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı da onlara da teşekkür ediyorum. Evet, bugünden itibaren yaklaşık 65 gün sonra 31 Mart'ta yerel seçimlere gidiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Ereğli Belediye Başkanımızı, meclis üyelerimizi seçeceğiz. AK Parti olarak bütün organlarımızla gece gündüz devrede yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 2 ay süren bir aday adaylığı sürecinden sonra 18 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Cumhur İttifakımızın adayı olarak Adem Erdal Bey açıklanmışlardır. İttifak liderlerimizin almış oldukları kararlara saygılı ve sonuna kadar savunucusu olacağız. Cumhur İttifakımızın gereği üzerimize düşen bütün görevleri yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Partimizin aday adaylığı sürecinde büyük olgunlukla bir dava bilinciyle hareket eden bütün aday adayları arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. 5 yıldır Ereğli'mize gerçekten güzel hizmetlerde bulunan ve ilçemize hizmetleriyle değer katan Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven'e de sonsuz teşekkürler ediyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde yüksek bir oy alarak Adem Bey'in belediyecilikteki birikimleriyle inşallah Ereğli'mizde bir 5 yıl daha güzel hizmetlere sizlerle hep birlikte imza atacağız. Geçmişten bugüne kadar bu dava içerisinde bulunan, bu davaya gönül vermiş tüm dostlarımızla gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışarak inşallah 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliğini bir 5 yıl daha Ereğli'de hizmetleri etmesini birlikte sağlayacağız. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkan adayımız Adem Bey de kendisini tanıtacak sizlere. Ben sözlerimi Sayın Başkan adayımız Adem Bey'e bırakıyorum. Ereğli Belediye Başkan adayı Adem Erdal ise şunları dile getirdi. Kıymetli ilçe başkanım, sayın teşkilat mensuplarımız, çok kıymetli meclis üyelerimiz, burada bulunan kıymetli kardeşlerim, dostlarım, çok değerli basın mensuplarımız, şu anda sosyal medya üzerinden bizleri seyretmekte olan çok değerli Ereğli hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bilindiği üzere 18 Ocak 2019 tarihinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde
yapılan aday tanıtım töreniyle birlikte Ereğli'mize Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak takdir edilmiş bulunmaktaydı. Bu vesileyle şahsıma teveccühte bulunan ilçe teşkilatımızdan başlamak üzere il teşkilatımıza, genel merkezimize adaylık konusu hiç ortaya çıkmadan beni aday olmak üzere teşvik eden kıymetli dostlarımıza, bilhassa bana bu görevi layık gören kıymetli genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bilhassa memleket davasını önde tutarak vatanın ve milletin her türlü bekasını siyasi mülazaların üstünde tutan ve AK Parti ile Cumhur İttifakı iradesini sergileyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatlarına ve kıymetli Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye de buradan şükranlarımı arz ediyorum. Memlekete hizmet için fırsat bildiğim bu yolda niyetimizin hayır olduğunu, akıbetimizin de hayır olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugüne kadarki sosyal çevremiz, içtimai hayatımız, arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız vasıtasıyla birçok hemşerimizle muhatap olduk, muhabbetimiz oluştu. Ayrıca Ereğli Belediyesi'nde yaklaşık 14 yıldır süren hizmetimiz vesilesiyle de yine birçok hemşerimizle tanışma fırsatımız olmuştur. Özellikle belediye başkanlığı adaylık sürecinde hemşerilerimizin huzuruna çıkmış olduğum için kısaca kendim hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendimi Ereğli halkımıza, Ereğli hemşerilerimize takdim etmek istiyorum. Ben Deniz, 1973 doğumluyum, Yeniköylüyüm. İlk, orta ve lise eğitimimi Ereğli'de tamamladım. Yüksek tahsilimi İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlayarak 1998 yılında şehir plancısı unvanıyla mezun oldum. Çalışma hayatıma Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, bunun akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde şehir plancısı olarak başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 4 yıllık bir çalışma hayatım oldu. İstanbul tecrübemiz oluştu. Bunun akabinde devlet memurluğu sınavıyla birlikte Kayseri Çevre Müdürlüğü'ne yine şehir plancısı olarak atandım. Burada da yaklaşık 3,5-4 yıllık bir çalışma hayatımız, çalışma tecrübemiz oldu. 2005 yılından itibaren ise kendi arzum ve isteğimle memleketimizde çalışmak üzere, memleketimize hizmet etmek üzere nakle atandım. 2005 yılından beri Ereğli Belediyesi'nde çalışmaktayım. Ereğli Belediyesi'nde şehir plancısı olarak, imar müdürü olarak, park bahçeler müdürü olarak, fen işleri müdürü olarak ve nihayetinde 2014 yılından itibaren ise belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptım. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde belediye başkan adayı olmam vesilesiyle belediyedeki görevlerimden istifa ederek huzurlarınıza çıktım. Bizler kamu görevini, öncelikle belediyecilik görevini, belediye başkanlığı görevini insanlara hizmet etme vesilesi olarak görmekteyiz. Bu makamları asla ve asla nefsimizi tatmin etmek amacıyla, nefsimizi hoş etme amacıyla kullanmaktan Allah'a sığınırız. Bu makamlar Ereğli'mize, Ereğlilerimize, devletimize, milletimize hizmet etmek maksadıyla kullanılması gereken halkın ve hakkın bize emanet ettiği makamlardır. Bugüne kadar Ereğli Belediye Başkanlığı seçimleri maalesef veya Ereğli Belediye Başkanlığı makamı hep bir siyasi yarışın, siyasi kavganın
sonucunda elde edilecek bir makam, bir ganimet olarak gösterilmiştir. Biz dediğimiz gibi bu anlayışta asla olmayacağız. Bu makamları Ereğli'mize, Ereğlilerimize hizmet etmek maksadıyla kullanacağız. Bu bugüne kadar yapılan siyasi yarışlar, siyasi kavgalar, havada uçuşan, ayakları yere basmayan vaatler maalesef ki Ereğli'mizdeki halkımızın güveninin kaybolmasına neden olmuştur. Bizim manifestodan sonra açıklayacağımız projelerimiz, şu anda hazır olan projelerimiz hepsi Ereğli'mizin refahını, insanlarımızın mutluluğunu artıracak, insanlarımıza hitap edecek, ayakları yere basan projeler olacaktır. Bu projelerimizin esası şu olacaktır. Başta Ereğli'nin huzuru ve kalkınması ve öncelikle ayağı yere basan, dediğim gibi teknik altyapısı ve maddi altyapısı hazırlanmış olan projeler olacaktır. Biz asla Ereğli'li hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza boş vaatlerde bulunmayacağız. Çünkü bizi kandıran bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Bu şiarı gözeterek hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Efendim, bu talip olduğumuz görev çileli bir görev olduğu kadar da manevi olarak insanlarımızı, kendimizi yükseltecek görev olacaktır. Özellikle belediyecilik hizmetlerinde ihtisas belediyeciliğini öne çıkaracağız. İhtisas belediyeciliği ne olacak? Bugüne kadarki birikimimizi, teknik altyapımızı, tecrübemizi kullanarak, mantıklı kararlar alarak Ereğlilerimize emanet ettiği belediyedeki her kör kuruşun nereye, nasıl harcanacağını hesap ederek bu minvalde, bu doğrultuda hakkı gözeterek çalışacağız. Burada bugüne kadarki belediye tecrübemizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Allah nasip edip belediyeyi devraldığımızda hiçbir duraksamaya mahal vermeden, bütün hizmetlerimizde kesintiye uğramadan yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar belediyede çalıştığım arkadaşlarımızla, uyum içinde çalıştığımız arkadaşlarımızla Ereğli'nin geleceğini, huzurunu dokuyacağız. Bizim bu anlamdaki düsturumuz huzurlu belediye, huzurlu Ereğli. Partimizin de özellikle manifestodan sonra açıklanacak kriterleriyle birlikte gönül belediyeciliğini serdireceğiz. Gönül belediyeciliği özellikle öncelikle tevazu, samimiyet ve gayret. Biz halkımızı başımızın üstünde tutarak, onlara dokunarak her türlü hizmetlerini ayaklarına götüreceğiz. Bu çerçevede bu minvalde, bu doğrultuda huzur şehrini dokuyacağız. Hep birlikte Ereğli'mizi çevredeki il ve ilçelerden daha yukarıdaki seviyeye çekmek için gerekli gayreti göstereceğiz. Bu doğrultuda hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni burada yalnız bırakmadığınız için, birlikte olduğumuz için hepinizden Allah razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum.